Evet çocuklar, bunları da defterlerinize yazın ve not edin. Bugünkü dersimiz bu kadardı çocuklar. Çıkabilirsiniz. Verdiğim ödevleri yapmayı unutmayın. Tamam öğretmen. Ay bugün de bayağı yorucu bir gündü ya. Hemen odama gidip ödevleri yapsam iyi olacak. Luna, selam. Aa selam Emma. Nasılsın? Çok mutlu görünüyorsun. Evet çok mutluyum bugün. Neden? Hazır mısın? Söylüyorum. Söyle merak ettim. Çünkü doğum günüm yaklaşıyor ve doğum günümde babam buraya gelecek. Ne? Gerçekten mi? Bu harika bir haber Luna. Evet harika bir haber. Bu yüzden çok mutluyum. Mutlu olmanı sevindim canım arkadaşım. Teşekkürler Emma. Ben şimdi odama çıkıp ödevlerimi yapacağım. Daha sonra da doğum günüm için bana hazırladıkları kıyafetlere bakacağım. Benimle gelmek ister misin? Tabii ki de isterim. Zaten yapacak pek de bir şeyim yoktu. Seninle takılmak güzel olacak. Tamam o zaman gel hadi gidelim. Gidelim. Geldik. Aa, Luna. Efendim? Sana bir mektup gelmiş galiba. Aa evet bana bir mektup gelmiş. Kimden gelmiş? Mektup babamdan gelmiş. Babandan mı gelmiş? Ne yazıyor peki? Bilmiyorum ben de çok meraklandım şimdi. Hadi içeri gidip okuyalım. Tamam. Tık tık tık. Gel. Bayan Victoria, Luna Crave'in babası size bir mektup gönderdi efendim. Buyurun. Mektup mu? Tamam sen çıkabilirsin. Tamam efendim. Bakalım neymiş? Bakalım ne yazıyormuş babamdan. Sevgili kızım Luna, doğum gününe kadar Amerika'ya dönmeyi planlıyordum. Ama ortağım Tom Kristoff'la beraber yeni bir elmas madeni işine girmeye karar verdik. Bu nedenle Çin'de bir yıl daha kalmalıyım. Biliyorum beni çok özledin. Ben de seni çok özledim ve kendimize bir ev alıp rahat yaşayacağımız günleri dört gözle bekliyorum. Ancak geleceğimizi garantiye almak için bunu yapmak zorundayım biliyorsun. Senin de bunun ne kadar önemli olduğunu anladığına ve eğitimine önem verdiğine eminim küçük prensesim. Bu doğum gününü kaçıracağım ama sonraki de yanında olacağım. Söz veriyorum. Seni çok seven baban. Yeni bir elmas madeni öyle mi? Bu da daha çok para demektir. Bu kız sayesinde zengin olabilirim. Çabuk bana bayan Emilia'yı çağırın. Tamam efendim. Luna üzülme arkadaşım. Eminim ki baban bir gün gelecektir. Biliyorum ama onu çok özledim. Hemen gelmesini istiyorum. Merak etme. Eminim ki en kısa sürede dönecektir. Bayan Victoria beni çağırmışsınız efendim. Evet, seni çağırdım. Crave'in doğum günü yaklaşıyor. O yüzden onun için çok büyük bir parti düzenlemeliyiz. Ama Luna'nın babası bugün bir mektup gönderdi. Mektupta yeni bir elmas madeni olacağı yazıyor. Bu maden sayesinde biz de zengin olabiliriz. Luna'ya okulun en büyük doğum günü partisini organize edeceğiz. Ona çok büyük ve pahalı meyvelerden oluşan bir pasta yapacağız. Büyük ve pahalı hediyeler alınacak. Ayrıca doğum gününün olduğu gün dersler de erken bitirilsin. Bütün herkes partide olmalı. Ama ne diyorsam onu yap Emilia. Tamam efendim ben ilgileneceğim. Güzel. Güzel. Parti tam da istediğim gibi olmuş. Her şey mükemmel. Eminim Luna'nın babası bu durumdan çok memnun kalacaktır. Bence de. Peki Luna nerede? En son odasındaydı. Partiye inmek için hazırlanıyordu. Güzel. Of, ne gerek vardı böyle büyük ve gösterişli bir partiye? Hem de bu kadar ezik bir kız için. Bence bu partiyi kesinlikle hak etmiyor. Umarım mahvolur. Bu partiyi hiç sevmedim. Ben de. Güzel bir parti değil mi? Evet, çok güzel bir parti. Çok eğleniyorum. Luna gerçekten de çok şanslı bir kız. Onun için böyle bir his veriliyor. Evet, Luna gerçekten de şanslı. Hey, parti ne kadar eğlenceli öyle değil mi? Evet, gerçekten de çok eğlenceli. Ne? Efendim Emma? Parti sence de çok eğlenceli ve çok güzel değil mi? Luna buna bayılacak ve çok eğlenecek bence. Çok mutlu olacak Luna. Aa evet Luna çok eğlenecek. Bence biz de eğleneceğiz. Seni bilmem ama ben eğleneceğimi düşünmüyorum. Neden ki? Sen oradaki hizmetçi kız gel buraya çabuk. İşte bu yüzden. Of şu kız. Efendim bana çabuk bir içecek getir. Tamam. Merhaba. Doğum günü partine hoş geldin Luna. Hadi git ve arkadaşlarına katıl. Umarım her şeyi seveceğin gibi olmuştur Luna. Çok sevdim Bayan Emilia. Benim için bu partiyi hazırladığınız için teşekkür ederim.
Rica ederiz Luna. Hadi git ve eğlenmene bak. Teşekkürler. Luna'nın ne kadar güzel olduğuna bak. Oo, Luna ne kadar güzel, baksanıza. Merhaba. Luna, canım arkadaşım, gerçekten çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim Emma, sen de çok güzel olmuşsun. Çok güzelsin Luna. Teşekkürler Neal. Eğleniyor musunuz bakalım? Evet Luna, doğum günü partin çok eğlenceli. Bizi de çağırdığın için teşekkürler. Aslında sizi ben çağırmadım. Bayan Victoria çağırdı. Bayan Victoria çok katı biri. Böyle bir parti düzenleyeceği hiç aklıma gelmezdi. Benim de. Ama sonuçta düzenlemiş. Biz eğlenmeye bakalım. Aynen, eğlenmeye bakalım. Hadi gel. Merhabalar, Bayan Victoria Özel Okulu burası mı? Evet, burası. Merhabalar, ben Luna Craven babasının avukatıyım ve derhal bu okulun müdürü Bayan Victoria ile görüşmem gerekiyor. Siz Luna'nın babasının avukatı mısınız? Evet, öyleyim. Derhal bu okulun müdürüyle görüşmem gerekiyor. Tamam, gelin ben sizi ona götürürüm. Tamam. Bayan Victoria. Ne var? Efendim, Bayan Luna'nın babasının avukatı gelmiş ve acilen sizinle görüşmesi gerektiğini söylüyor. Ne? Luna'nın babasının avukatı mı gelmiş? Evet, ofisinize götürdüm. Sizinle görüşmek istediğini söylüyor. Çok acilmiş. Ne olmuş? Luna'nın babasının avukatı gelmiş. Aa, neden gelmiş olabilir ki? Bilmiyorum ama bu çok tuhaf. Bence de. Merhabalar. Merhabalar, Bayan Victoria siz misiniz? Evet, ben Bayan Victoria. Bu okulun sahibiyim. Siz de Luna Craven babasının avukatı olmalısınız. Evet, öyle hanımefendi. Ve size söyleyeceğim çok önemli şeyler var. Tabii ki. Dinliyorum. Oturun şöyle. Buyurun, sizi dinliyorum. Çin'den gelen çok kötü bir haber aldık. Biliyorsunuz orada sık sık tehlikeli salgınlar yaşanıyor. Bay Crave 2 hafta önce başlayan kolera salgınından hayatını kaybetti. Bildiğimiz kadarıyla kızından başka bir akrabası yok. Ne? Ah, olamaz. Bu gerçekten çok üzücü bir haber. Neyse ki çocuğa büyük bir servet kaldı. Serveti geleceğini güvenceye alacaktır. Maalesef gerçekleri öyle değil hanımefendi. Bay Crave parasını müsrifçe harcadı. Bu pahalı okul, kızının masrafları ve işini bırakıp elmas madeni macerasına atılması bütün servetini tüketti. Kıza hiçbir şey kalmadı. Ama elmas madeni var. Sadece o maden bile kızın zengin olmasına yeter. Bayan Victoria, elimizde Bay Crave'in elmas madeni olduğunu gösteren bir belge yok. Resmi kayıtlarda bir elmas madeninden bahsedilmiyor. Ne? Bu da ne demek oluyor? Şimdi çocuğun masraflarını kim ödeyecek? Şu doğum günü için bir sürü para harcadım. Kimden alacağım bunu?
Hanımefendi, şirketim çocukla ilgili sorumlulukları kabul etmiyor. Artık bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Çocuğu kimsesizler yurduna bırakabilirsiniz. Ne? Herkes beni dinlesin. Bu parti bitmiştir. Herkes odasına çıksın derhal. Ne? Ne oluyor burada? Ne yani, parti bitti mi şimdi? Ne? Neden? Beni duymuyor musunuz? Herkes odasına çıksın dedim derhal. Bayan Victoria, bu da ne demek oluyor? Herkes odasına çıksın dedim derhal. Tamam efendim, gidiyoruz. Sınıf ezik, parti bitti. Üf, ne oluyor ya? Sen kal Luna. Seninle konuşmam gereken şeyler var. Tamam efendim. Siz çabuk odalarınıza çıkın ve hemen uyuyun. Benimle konuşmanız gereken şey nedir Bayan Victoria? Beni iyi dinle Luna. Baban kolera salgınında ölmüş. Sana da hiçbir şey bırakmamış. Hemen üstünü değiştirip siyah elbiseni giyeceksin ve tavan arasına çıkacaksın. Beni duymuyor musun Luna? Tavan arasına çık dedim. Bayan Victoria, babama ne olmuş? Baban kolera salgınında ölmüş. Seni de beş parasız bırakmış. Senin için yaptığım onca masraf bir yana, bir de başıma kaldın. Günden itibaren tavan arasında kalacaksın ve çalışıp bana borcunu ödeyeceksin. Odandan sadece siyah elbiseni alabilirsin. Diğer eşyalarını satıp borcunu sayacağım. O pahalı kıyafetler ve oyuncaklar borcunun bir kısmını karşılar umarım. Aslında seni sokağa atmalıydım ama hayırsever biri olduğum için burada kalmana ve çalışarak borcunu ödemene izin vereceğim. Şimdi git ve tavan arasına çık.